akşam geldiği zaman evinden gelip de oturduğu zaman Ramazan'da iftarda illaki elinde bir poşet olması gereken bir poşet kirazla, bir poşet erikle, işte efendim söyleyeyim bir ekmekle, bir pideyle ve işte bu şekilde gelmek ister. Herkes evine bir şeyle götürmek ister. Olmadığı zamanlarda biraz mütevazi olsunlar ailelerden ricamız özellikle. Bununla ilgili yani inşallah sonumuz hayır olsun. Evet, Esenyurt halkıyla röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Ramazanları nasıl geçiyor? Şu anda bir döner ustamız var yanımızda. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Hürmet Kurt. Döner ustasıyım. Yörem Döner'de çalışıyorum. Ramazan ayı havaların sıcak olmasına rağmen iyi geçiyor yani. Allah'a şükür vatandaşlarımız da yani bu sene o kadar zorlandıklarını söylemiyorlar. İyi yani, serin. Allah'a şükür bir sıkıntı yok. O zaman buraya davet edelim mi vatandaşları? Ya vallahi iyi olur, bekleriz. Dönerimiz güzel, lezzetli, kaliteli. El emeği göz nurudur hepsi. Yani tavsiyemiz üzerine değil ama yani illaki kendileri de gelebilirler. Ama biz de tavsiye ederiz yani. Teşekkür ederim. Güven Bey, Ramazan ayı nasıl geçiyor? Bir soralım size de. Ramazan ayı bereketli geçiyor. Tabii iftar saati yoğun oluyoruz. İftar yani gündüz pek tadı olmuyor tabii, herkes oruçta olduğu için. İftar saati yoğun geçiyor. Bereketli geçiyor. Yani şükür. Orhan Bey, kaç seneden beri bu işi yapıyorsunuz burada? 13 senedir. 13 sene bu oldu. İşi yapıyor gerçekten burada. Tabela duranda şu anda. Faaliyette şu anda. Peki efendim, Ramazan nasıl geçiyor? İşleriniz nasıl? Ramazan bereketli geçiyor. İşte şu anda biraz iyi geçiyor ama evet. Bayramda dolayı bayram üstü biraz daha hareket olur inşallah. Sizin bayramınız çifte bayram olacak. Hem Ramazan bayramı hem de böyle işlerin açılma bayramı olacak. Bir 10 gün kaldı. Ha, bir de aynen. Kurban var. Ramazanlar nasıl geçiyor Ramazan? Ramazanlarımız güzel. Gayet iyi geçiyor. Bayramı 10 gün kaldı. Evet. Beklentimiz de arttı. Nasıl İlk günler. İlk günler biraz durgundu ama bundan sonra biraz daha beklentimiz arttı. Umarım bundan sonra biraz daha iyi olur. Haydar Bey, nasıl patates, soğan fiyatları ucuzladı mı? Şu an düşüşlerde patates, soğan. Ne kadar şu an patatesin kilosu, soğan kilosu? Ya şu an yerinde patates 1 liraya. Hani gidiyor yani tabii. 1 liraya kadar düşüyor. Ama tabii aracılar olduğu için o patates buraya gelene kadar haliyle 2 lira, 3 lira. Normalde yerinde 1 lira, siz 3 liraya falan veriyorsunuz herhalde. Yani tabii. Evet. Peki nasıl işler, Ramazan'da nasıl gidiyor? Şükürler olsun. İyi yani, bol bereketli bir de düştü şu an. Hani fiyatlarda düşüklük var. Yani 3 kilo 10 lira. Gördük sonunda yani kilosunu 10 liraya vatandaş alıyordu ya. 7 lira, 8 lira o paraları alıyordu. Yani insanlar bile hani 3 kilo 10 liraya duyduklarında şaşırıyorlar yani. Sonunda şükrediyorlar yani. Bu fiyatlara kadar düştü, bu fiyatları gördük diyorlar. Evet. Evet, esnafımız da Ramazan söyleşilerimize devam ediyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin efendim. Allah size teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işler? Allah'a çok şükür, deniz geldi, bereket geldi. Maşallah. Ramazan nasıl geçiyor Ramazan? Hem Allah'a şükür orucumu da tutuyorum. Maşallah. Allah'a çok şükür uğraşıyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz. Nasıl, alışveriş hızlandı mı şu an? Şu anda çok güzeldi, daha bu seçim bir daha geldi, başladı, işler kesildi. Niye mi sıkıntı oldu? Ya inan öyle, sıkıntı hemen başladı. Millet artık ne bileyim çalmaya alışmış, ne yapacaksa bilmiyorum. Domates düştü, patates falan, soğan nasıl fiyatlar? Bir fiyatlar öğrenebilir miyiz? Şu an patates, soğan da iyi. Ne kadar fiyatlar? Patates 3 lira, soğan da 3 lira. Şu an biraz limonda yüksek var. Limon 7-8 liraya kadar çıktı. Onun dışında diğer fiyatları bir söyleyeyim. Yok, onun dışında diğer fiyatlar normaldir. Normal, standart. Aynen. Peki nasıl gidiyor Ramazan'da işler? Ramazan'da işler iyi. Biraz daha iyi gidiyor. Daha hareketli oluyor. Aynen. Cihan Bey, fırında neler yapılıyor? Farklı ne var diğer fırınlardan? Yani şu anlık tandır ekmeğimiz var. Tamam. Simit poğaça çıkartıyoruz. Baklava çeşitlerimiz var. Nasıl gidiyor Ramazan'da işler bu arada? Vallahi şu anki olarak hani fiyatlardan dolayı az iş var. Biraz az İşler var. İşler bayağı bir durgun. Hani bütün fırıncılarda böyle bu sıkıntılar yaşıyoruz. Artı fiyatlar hani hem ekmeğin zamanlaması, fırıncıların da bu şeye doğru sıkıntıya sokuyor. Buna sıkıntılardan dolayı pek verim alamıyoruz. Peki yani, tandır ekmeğimiz kaç para burada? Tandır ekmeği 1 lira düşürdük. 1.25'ten 1 lira düşürdük. Pide fiyatlarımız nasıl? Pide fiyatları bizde 2.5 ile 3 değişiyor. Yumurtalı 3 lira. Peki bu Ramazan bayramı geliyor şimdi. Tatlı fiyatlarımız nasıl? Tatlı fiyatlarımız çok uygun.
Biz kendimiz, kendi imalatımız dışarıdan değil de kendi imalatımız buradan değil de. Evet. İmalat olarak fiyatlarımız çok uygun. Kadayıf, cevizli, bütün baklava çeşitlerimiz bulunuyor. Kurabiye çeşitlerimiz. Yani. O zaman Esenyurt halkını bir davet edelim mi? Emek Fırını'na, İnönü Mahallesi'ne. Emek unlu mamulleri, Emek Fırını. Yani bütün çeşitlerimizle, bütün ekmeğimizle müşterilerimize sunuyoruz. Evet, Esenyurt'ta Ramazan söyleşilerimize devam ediyoruz. Esenyurt'un meşhur Adana Kebap Evi'nin önündeyiz. Evet, meşhur ustası da burada, Adanalı ustası. Ramazan'da nasıl gidiyor kebap satışlarımız? Allah'a çok şükür, boş masamız olmuyor. Yani her yer doluyor. Kebaplarımız güzel, tercih ediyorlar. İnsanlar geliyor sürekli yemeklerimizden yiyorlar. Çok nasıl, lezzetlerden memnunlar mı? Tabii ki memnunlar. Adana'nın en kral etini buraya getirdik. Memnun olmaz olurlar mı? Evet. Patronumuz burada. Nasıl efendim, Ramazan'da nasıl gidiyor işler? Çok şükür, Allah bozmasın. İşlerimiz iyi. Herkesi bekliyoruz. Esenyurt halkını bekliyoruz. Meşhur Adana Kebap, meşhur Adana Kebap evine bekliyoruz. Adana Kebap evinde yesinler diyorsun. İnşallah abi, herkesi bekliyoruz. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben de burada çalışanım abi. Nasıl gidiyor işler? İşler Ramazan çok şükür, Allah'a şükür, her şey gidiyor. Hani ustamızın da dediği gibi Adana'daki lezzeti Esenyurt'ta İstanbul'a taşımaya karar verdik. Yani her şey çok iyi gidiyor şu anda. Hani inşallah Allah'ın izniyle millet tadıyor yani. Yavaş yavaş tanıyor bizi. Her şey güzel olacak. Öyle yani. Evet, nasıl gidiyor? Çok şükür. Siz sormalı, iyisiniz. Teşekkürler. Nasıl? Allah'a çok şükür. İşimiz güzel gidiyor. İşimizden memnunuz. Adana'daki lezzeti buraya getirdik. Halkımıza tanıtmak istiyoruz. Halkımız geliyor, bizi tercih ediyor, bizi yemek yiyorlar. Hizmette herhangi bir sıkıntı yok. Tat lezzetten de bir sıkıntı yok. Çok şükür. Evet. Peki ustam. Adana kebap ustası olarak, Adana Kebap Evi'nin ustası olarak buradan Esenyurtlulara bir mesajım var mı? Esenyurtlulara söyleyeceğim sadece şu. En kral eti yemek istiyorsan Adana Kebap Evi'ne geleceksin, Seyit Usta'dan yiyeceksin. Bu. Peki, şimdiden ben hayırlı Ramazanlar diliyorum size. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun, iyi çalışmalar. İyi bayramlar, kolay gelsin.